Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Dün ne oldu? Dün ne oldu? Size bir şey dedim değil mi? Her gün video atacağım dedim. Ama dün ne oldu? Video atmadım. Dün neden video atmadım? Çünkü 5 ayda bir kere başıma gelirse geliyor, gelmezse gelmiyor bu olay. Kullandığım internetin firması bizim mahallede altyapı çalışmasına başladı. Bu nasıl bir şans ya? Bu neyin şansı? Bu ne demek yani? Bu bildiğin bir anlam çıkarmam lazım benim bundan. Yıllar sonra her gün video atmaya başlıyorum ve video atmaya başladığımın 3. günü TT kullandığım internet firması altyapı çalışması yapıyor. Bundan sonra 3 gün önden gideceğim lan YouTube'da. 3 gün önden videolarım gidecek. 3 gün video atamasam bile videolarım 3 gün önden gidecek. Bu kadar basit. Neyse tamam, hemen toplayalım, videoya geçelim. Like butonuna gidin, böyle yumruk atın. Like butonuna yumruk atın, like butonuna. Kafa atın. Kafadan vurun, kırın. Tabletim nerede lan? Açın benim videomu, tamam mı? Böyle bakın. Like tuşuna yumruk atın. Like tuşuna yumruk atın. Tabii bu şekilde sizin de tabletiniz paramparça olabilir. Parasını ben vereceğim. Parasını ben vereceğim. Anladın mı? Parasını ben vereceğim. Ama abone olurken yumuşak abone olalım. Hadi yumuşacıkça tıklayarak abone olalım. Neyse, bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Try Not To Cringe Challenge. Yani kısaca çıldırmama challenge'ı. Çıldırmamaya çalışacağız bugün. Cringe olmamaya çalışacağız bugün. Yani başkalarının yerine utanmama da diyebiliriz buna. Belli başlı fotoğraflara ve videolara bakacağız ve utanmamaya çalışacağız. Tamam mı? Başlayalım. Başlıyoruz hemen. Hadi eskiden ben nasıl yapıyordum? Videoya geçelim. Geçtik şu anda. Şu anda videodayız. Şu anda başlattım. Kendimden nefret ediyorum. Neyse, önceki üçünü de göstermeyeceğim. Hamburgerin içine tek taşı koymuş. Evlilik teklifi etmiş. Kadın da bunu paylaşıp evet dedim yazmış. Böyle bir evlilik teklifi olabilir mi ya? Bu ne ya? Annem bana ne zaman ödevlerini yapacaksın diye sordu. Ben de büyük ihtimalle hiçbir zaman dedim. Aha, ben tam bir öldürücüyüm. Yani burada diyor ki annesi ne zaman ödevini yapacaksın diye sormuş. O da hiçbir zaman yapmayacağım büyük ihtimal demiş. Bunu paylaşmış ve açıklama olarak da ben kralım gibisinden bir şey yazmış. Evet, önemli bir duyuru. Bu bir neydi onun adı? Kamu spotudur. Asla annenize ters cevap vermeyin. Sakın. Hepinizi bulurum. Vallahi bulurum. Annenize sakın cidden ters cevap vermeyin. Çok pişman olursunuz ileride. Bu bir. İkincisi, ödevlerinizi aksatmayın. Okulunuza gidin. İleride ondan da çok pişman olursunuz. Yok benim hayallerim var. Yok ben bunu yapacağım diye okulunuzu aksatmayın. Okulunuzu yaptığınız sırada hayallerinizi de yapabilirsiniz. Her zaman her şey için zaman vardır. Bu kadar. Ağlamaktan nefret ediyorum. Çok çirkin görünüyorum. Daha önce bir kız için hiç böyle hissetmemiştim demiş. Ağlarken fotoğrafını çekmiş ve bunu Facebook'a ya da Instagram'a bir yere atmış. Size bak, az öncekinden daha önemli bir şey söyleyeceğim. Asla bütün hayatınız boyunca hiçbir zaman böyle bir şey yapmayın. Birinin bunu alıp internete attığı zaman, hatta birinin alıp atmasına gerek yok. Bunu siz internete attığınız zaman o sonsuza kadar internette kalıyor. Asla pişman olacağınız şeyler yapmayın. Allah aşkına bakın, bunu da sakın yapmayın ya. Hiçbir erkeğe veya hiçbir kıza böyle bir mesaj atmayın. Atmayın, ben denemedim. Deneyenleri gördüm. Burada örneği var. Sakın, sakın. Kısaca size söyleyeyim. Hey sen. Burada duygularını içeren şeyleri yıldız içine yazmış ve burada diyor ki kızararak utandı ve dudağını ısırdı. Sonra da ben Ariana. Sana bakıp gülmeye çalıştı. Biraz utandı, korktu ve yere doğru utanarak baktı. Cevapta hey lol, hey lol. Açıklamasında bunun çekildiği zamanı hatırlamıyorum yazıyor. Ben yorum yapmayacağım. Bakın burada da bir tane oğlan şey yapmış. Merhaba kızlar, biliyor muydunuz? Çok fazla makyaj yaptığınız zaman iyi erkekler, hoş iyi erkekler sizin çirkin olduğunuzu düşünüyor. Bunu bu şekilde fotoğrafla bir şekilde saçma sapan anlatması bence çok saçma. Neden? İlerideki oğlum benim. Benim ilerideki oğlum. Sağlık merkezinin önüne gitmiş ve tabelada burası sigara içilecek bir alan değil yazan yerde sigara içerken fotoğraf çekmiş. Keşke bu kadar cool olabilsem. Şimdi de Try Not To Cringe Challenge'a videolarla devam ediyoruz. Bakalım. You come to my page throwing shade and you think you better than me? Never bitch.
things that you do, you'll be never rich. Never popping, you'll be never it. What? 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 Az öncekini utanarak izliyordum. Bir anda bu sahne geldi oğlum. Bu nasıl video lan? Ben bunu paylaşamam YouTube'da. Oğlum bunlar... Ne yapıyorsunuz? Benim kızım asla böyle olmayacak. To the good old days when I'm on my say I'm stupid boy. Trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Çok havalı değiller mi? Hayır. Trying to catch me running dirty, trying to catch me running dirty, trying to catch me running dirty, trying to catch me running dirty. Düşecek herhalde. Kameranın pili bitti az önce. Devam ediyorum. Böyle insanların bir şeyler yapmayı denemesi, bir şeyler yapmaya çalışması bence çok hoş. Ama şöyle bir şey var ki kendinizi rezil ederek yapmayın bunu. Hani bu ne oğlum lan? Bu ne lan? Flamingo musunuz siz? Adam gibi alın, yapın. Hevesinizdir, yapabilirsiniz. Kariyer yapmak istiyorsunuzdur, yapabilirsiniz. Müziklay'dan adını söylemeyi bile bilmiyorum. Müziklay diyeceğim. Müziklay'dan kariyer yapan bir sürü şey var. Müzikallay da olabilir. Hiç umurumda değil. Hobi için de yapan var. Ama böyle saçma sapan hareketler yapan insanlar var. Bak izleyin şimdi mesela. Devam edeyim. Bak ne oğlum bunlar? Oğlum ben bunu arkadaş WhatsApp grubuna atmaya bile utanırım lan. Bak mesela bu çocuk çok güzel yapmış. Heves etmiş yapmış. Bu cringe değil. Hani yaşı küçük olduğu için bazı insanların yaptığı şeylerden dalga geçiyorsunuz. Bu çocuk 7-8 yaşında böyle bir şey yapmaya heves etmiş yapmış. Gayet de güzel olmuş bence. Kendi imkanlarıyla bu kadarını yapabilmiş ama yatağa geçip Once I was 7 years old. Bence çok saçma. Bence çok saçma. Şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin. Ben DJ Cringe. Bir gün gelecek gücüm herkes görecek. Yorum yazmayı bilmeyen o**lukları lan. Vay diyeceksiniz vay. Hiç beklemiyordum lan bunu. Ben bunu YouTube'da paylaşamam. Bir dakika küfürleri sansürleyerek atarım da. Cringe büyük adammış. Biz kıymetini bilemedik onun. Godum. Guys bro. Çünkü istediğim keşfete düşmek için şu sıcak ütüyü yüzüme değdireceğim. Oh my shit. Tabii ki kapalıydı. İşte fiş de burada. O kadar girdi ki alın yüzüne değdirecek kadar. Keşfetten gelenler SS alıp DM'den bana atsın. Ah! Don't judge a book by its cover yapmış arkadaşımız orada. Ama yapmamış ya, olmamış o. Elim böyle monitörden lüp diye sokacağım tamam mı? Boğazından tutup çıkaracağım pat diye bir kafa atacaksın. Acayip delirdim ben şu anda. Bütün videoda en çok ben buna delirdim. Acayip delirdim. Bunu monitörden tutup çekmeyeceğim. Direkt monitöre tekme atacağım ben. Kapatıyorum ben videoyu ya. Ben vallahi delirdim. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Vallahi delirdim. Ne yapıyoruz? Like tuşuna ölün avradını yapıyoruz. Anladık mı? Like tuşunun hızına geçiyoruz. Abone ol tuşuna normal basıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. I'm home.